Bülent Orakoğlu İran'da kazandığı Trump'ta İran'la ABD arasında var olan gerilim Süleymani'nin otoyla seyir halindeyken ABD tarafından bir füze saldırısı sonucu öldürülmesiyle doruğa ulaşmıştı. Bu saldırı 3. Dünya Savaşı'nın mı başladı yorumlarıyla dünyada tedirginliğe neden olmuştu. İran'ın devlet içi ve dışı aktörlerinin özellikle devrim muhafızlarının komutanı Kasım Süleymani'ye Bağdat'ta gerçekleştirilen suikast emrini bizzat Trump'ın verdiği Pentagon tarafından açıklanmıştı. DH lideri Bağdadi'den sonra daha önemli bir terörist olarak nitelendirdiği Kasım Süleymani'yi de ortadan kaldırarak bir yandan aziz sürecine meydan okuyan Trump, kamuoyu desteğini artırırken 2020 Kasım ayında yapılacak seçimlerde önemli bir avantaj yakalamıştı. İran'da 2018 yasından itibaren başlayan gösteriler, geçtiğimiz ay 800'den fazla insanın öldürülmesine yol açan kargaşa ve kaos Molaların tahtını ve rejimi sarsarken Süleymaniye'ye yapılan suikast rejimi ciddi anlamda güçlendirmişti. Kasım Süleymani ve Ebu El Mehdi mühendisinin cenazelerinin İran'a getirilmesinin ardından çeşitli eyaletlerde yapılan cenaze törenlerinde bir araya gelen kalabalıklar ve atılan sloganlar Kasım Süleymani'nin İran toplumunda önemli bir karşılığı olduğunun canlı göstergesi olarak değerlendirildi. İran, Amerika'nın bu beklenmeyen saldırısına karşı vekalet unsurlarıyla cevap verecektir şeklindeki tüm beklentileri aşarak Amerika'nın Irak'taki Aynel Esed üssüne Kirman Şah bölgesinden ateşlediği balistik füzelerle cevap verdi. İran haber ajanslarının verdiği bilgilere göre bu saldırılarda İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden olan Fatih 313, Zülfikar ve Kıyam füzeleri kullanıldı. Bu saldırıların başlamasının ardından Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman'dan daha önceden belirlenen yere defnedildi ve rejim bu saldırıyla toplumsal alanda oluşan intikam beklentilerine belli bir oranda cevap vermiş oldu. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri müdahale yapılmayacağı ancak yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik açıklamaları çok sağduyulu ve kontrollü bir duruş sergilediği yorumlarına neden olmuştu. Trump'ın bu kararı almasında en büyük etken Amerika'da Kasım 2020 başkanlık seçimleri olsa gerek. İran'ın dini lideri Hamenei hadiseyi dünyayı sarsan, tarihin akışını değiştiren gelişmeler diye tanımlayarak Amerika'ya tokat attıklarını iddia etmesi her iki ülkenin de gerilimi tırmandırmama stratejisi olarak görüldü. Süleymaniye'yi Obama büyüttü, Trump yok etti. Irak'taki İran varlığı ve nüfusunun büyük ölçüde Obama dönemindeki Amerika'nın İran'a hediye ettiği bir durum olduğu apaçık bir gerçek. Amerika'nın baştan beri düşman bellediği İran'a bile isteye bir alan açmış olmasının arka planı mezhepsel çatışmaları körüklemek için olsa gerek. Zira ortadaki gerçek İran'ın Irak'ın neredeyse kendi vilayetlerinden biri gibi davranabilmesini temin eden alanın tamamen ABD tarafından açılmış olduğudur. Zaten Kasım Süleymani'nin öldürülme bağlamı da Irak'la ilgili öldüğü yerde Bağdat. Zira kendisi Amerika'nın düşmanı olarak ABD işgalinden ve bu işgalin açtığı kapılardan girerek yerleştiği Irak'ta tam bir eyalet valisi gibi bütün Irak topraklarında tam yetkili olarak dolaşma imtiyazı ve gücünü kullanabiliyordu. Bu esnada Kasım Süleyman'ın örgütlediği Haçlı Şabi güçleri, Kudüs gücü vesaire Irak yönetiminden ziyade doğrudan kendisine bağlıydı ve aslında bakarsanız şimdiye kadar ABD güçleriyle doğrudan karşı karşıya gelmiyordu. Bu güçlerin Irak'ta sürdürdükleri mezhepçi faaliyetlerle Irak'ı yaşanmaz hale getirmiş olduğunu herkes gibi Amerikan'a görüyordu. Ama müesses nizamdan bir talimat gelmediği için müdahale de edilmiyordu. Amerika'nın Irak siyasetinde İran'la ilişkisinde böyle bir kırılma noktasına gelmesinde yine de Trump faktörünün önemli bir rol oynadığını göz ardı etmemek lazım. Ezberleri bozan, teamülleri yıkan yanıyla Trump, Irak sahasında da İran'la alışıla gelmiş siyasette çıtayı... Beklenmeyen bir seviyede yükseldi. Süleymani'yi etkisiz hale getirerek İran'ın Irak'taki hatta bütün Orta Doğu'daki elini ayağını kesmiş oldu. Trump'ın bu faaliyetleri şüphesiz müesses nizamdan bağımsız olamaz. Bu durumun şimdiye kadarki bütün ilişki biçimini kökten değiştiren yeni bir düzene zorlayan sonuçları olacağı kesin. Şimdilik İran ABD geriliminden sağduyu hakim olduğu için İran'da Trump kazanmış görünüyor.